Arkadaşlar selamun aleyküm. Her devletin kendine göre diplomasi geleneği vardır. Ancak dış politikada bir kural vardır ki o da masaya oturduğunuz zaman arkanızda devletinizin ordu, istihbarat, teknoloji ve ekonomik gücünüzün de olması gerekir. İsterse dünyanın en iyi diplomatlarına sahip olun. Bunlara sahip değilseniz sizi kimse ciddiye almaz, adam yerine koymaz. Uluslararası ilişkilerde hak, hukuk, adalet, insan hakları gibi kavramlar yoktur. Bunların hepsi palavradır. Güçlü olanın hukuku, güçlü olanın kanunları vardır. Güçlüysen haklısın, güçlüysen adamsın. Birçoğunuz için bu kural zalimcedir. Ama ne yazık ki insanlık tarihi boyunca devletlerin arasındaki ilişki maalesef hep böyle olmuştur. Geçen yüzyılda güçsüzdük. Türkiye'yi yeni kurduğumuz için birçok alanda geri kaldık. Özellikle askeri teknolojide tamamen Amerika'ya bağımlıydık. Bir Türk milliyetçisi olarak bunu kabul etmek benim için çok acı. Fakat var olan durumu söylemek de zaruridir. Geçen yüzyılda askeri teknolojide treni kaçırdık. Bu da bize büyük acılarla geri döndü. Konvansiyonel savaşta uçaklar, gemiler, tanklar ve diğer sistemler ne kadar gelişmiş olsa da hepsi insan temelliydi. Bu durum bazı konularda devletlere kısıtlama getirmekteydi. Ancak şimdi işler tamamen değişmeye başladı. Geleceğin savaşları artık insansız ve dijital olma yoluna çoktan girdi. İçimizdeki bir kesim istediği kadar kabul etmesin. Türkiye insansız savaş konusunda şu an dünyanın en ileri 4 ülkesinden birisi. Bunu istediğiniz yabancı basın kuruluşuna bakın, onlar da aynı cümlelerle anlatıyor. Arkadaşlar, sizler Bayraktar TB2'yi, Akıncı'yı, Anka'yı, Kargo'yu gördüğünüzde onlara İHA ya da SİHA olarak bakmayın. Onların her birisi uçan birer robottur. Şu ana kadar bu sistemler yarı otonomdu, yani insana öyle veya böyle bağlıydı. Şimdi ise tam otonom hale gelmek üzereler. Bir İHA, bir SİHA yapmak yüksek teknoloji ister. Siz bir de bunları tamamen insandan bağımsız, yani tam otonom olarak yapmaya kalkarsanız ve yaparsanız bu bambaşka bir teknoloji gerektirir. Bu teknolojiye sahip olan devletin ne yapacağını ise kimse kestiremez. Bu teknoloji öyle kıymetlidir ki hiçbir devlet diğeriyle paylaşmaz. Tıpkı Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması gibi. Doğrudur. Bir önceki teknolojiyi kaçırdık. Ancak yeni nesil savaşların teknolojisinde oyun kuran devlet olduk. Hiç bu cümlemi abartılı bulmayın arkadaşlar. TB2'leri sahaya sürünce tüm dünyanın savaş doktrinlerini nasıl allak bullak ettiysek, yeni çıkaracağımız insansız araçlarla oyunun kurallarını yeni baştan yazacağız. Türkiye'nin bu kadar insansız sistemlere yoğunlaşması hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Devletimizin neye hazırlandığını hiç fark etmiyor musunuz dostlarım? Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kargo bunlar pervane temelli çalışan sistemler. Bunlar zaten kendi alanında lider. Şimdi Türkiye jet motorlu SİHA'sına çalışıyor ve 2023'te bunu ortaya çıkaracak. Mustafa Varank'ın dediğine göre bizim ortaya çıkaracağımız sistem uçaklarla dogfight, yani it dalaşı yapacak. Bu şu ana kadar hiçbir SİHA'nın yapamadığı bir yetenek olacak. Bunlar ortaya çıktığı zaman milli muharip uçağımız da göreve çıkacak. Manzarayı hayal edin arkadaşlar. Yerli savaş uçağımız ve etrafında onlarca yerli ve milli jet motorlu SİHA'larımız. Bu havadaki çalışmalarımız. Denizde ise bomba sürprizler yakında tek tek gelecek. İlki ortaya çıktı bile. Ulak sistemini hep birlikte gördük. İnanın bana bunun önemini hala tam olarak anlayamadık. Arkadaşlar, Türkiye uçak gemisi yapacak güç ve yeteneğe sahip. Ancak bu gemi ne Adalar Denizi ne de Akdeniz için fazla verimli olmayacaktır. Yalnız ulak İDA'mız, yani insansız deniz aracımız, tam Ege ve Akdeniz'in silah sistemleri. Şu an taşıdığı yerli füzemizin menzili 8 kilometre. Ancak İsmail Demir'in açıklamalarına göre bunların üzerine yerleştirilecek füzelerin menzilleri 30 ila 100 kilometre arası olacak. Bunlar o kadar ölümcül ve etkili ki anlatması bile insana heyecan veriyor. Maliyetleri düşük, insan kaybı sıfır ve üretim sınırınız yok.
Türkiye isterse bunlardan 100 tane de, 200 tane de, 500 tane de yapar. Bir düşünün arkadaşlar, savaş zamanında bunların yüzlercesini Adalar Denizi veya Akdeniz'e salıyorsunuz. Düşman savaş gemisi bunların birkaç tanesini yok etse bile geri kalanlarını yok etmesi imkansızdır. Üstelik bunları kullandığınızda savaş gemilerinizi de riske atmıyorsunuz. Düşman gemileri bunlarla uğraşırken siz savaş gemilerinizle istediğiniz darbeyi vurur ve savaşı istediğiniz gibi sonlandırırsınız. Sadece bu kadarla da değil, Türkiye denizde çok daha ölümcül olanı için çalışıyor. O da yine İsmail Demir'in açıklamalarına bakarsak, insansız denizaltılar için çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Denizde en zor olanı denizaltı yapmaktır. Denizlerin en ölümcül silahları bunlardır. Bu da sessiz olmalarından ve suyun altında bulunmalarından kaynaklıdır. Şuna emin olun ki, insansız denizaltı teknolojisine sahip olan devlete düşmanın tehdit oluşturması mümkün değildir. Bir düşünün arkadaşlar, Türkiye insansız denizaltı teknolojisine sahip olduğunda neler yapar? Bir kere insan faktörü ortadan kalktığı için suyun altında haftalarca kalır. İnsan faktörü olmadığı için boyları daha kısa olur, maliyetleri yarı yarıya düşer. Şu an dünyada hiçbir devlet insansız denizaltı teknolojisine erişemedi. Türkiye, Amerika, Çin ve Rusya bu teknoloji için adeta ölümüne mücadele içindeler. Bunu elde ettiğimiz an yarın siz denizlerde nasıl bir güce sahip olacağımızı hayal edin. Ulaklar ve insansız denizaltılarımızla desteklenmiş bir donanmamızın neler yapacağını, rakibimiz olan devletlere nasıl bir baskı oluşturacağımızı varın siz hayal edin. Gelelim karaya. İnsansız kara araçlarımızın yani İKA'ların ilk prototipleri ortaya çıkmaya başladı. Yine basına yansıyan haberlere göre Türkiye insansız tanklar üzerinde de yoğun çalışmalar yürütmekte. Tüm bu parçaları birleştirdiğinizde ortaya insansız ordu kurmaya çoktan başlayan bir Türkiye resmi çıkıyor. Tüm bu muhteşem resimden daha muazzam olanı ne biliyor musunuz? Türkiye'nin ister insanlı ister insansız olsun tüm silahları otonom olarak yani birlikte hareket etme kabiliyetine kavuşmuş durumda. Hava, kara ve deniz kuvvetlerimiz aynı anda birbirleriyle iletişimde. Havada bir İHA'mızın belirlediği hedefi ulak sistemimizden ya da bir savaş gemimizden atılan füzeyle vurabiliyoruz. Ya da denizde belirlenmiş bir hedefi havadaki İHA'mız ya da savaş uçağımız yok edebiliyor. Ya da karadan belirlediğimiz bir hedefi havadan ya da denizden attığımız bir füzeyle yok edebiliyoruz. Daha ötesi uzayda Göktürk askeri uydularımızla belirlediğimiz düşman hedefini hava, kara ya da deniz hedeflerimizden birisiyle anında vurabiliyoruz. Uzayda dahil tüm kuvvetlerimiz sürekli iletişim halinde. Bu öyle bir teknoloji ve askeri kabiliyet ki buna şu an bizim dışımızda sadece Amerika, Rusya ve Çin sahip. Size gurur duyacağınız başka bilgiler de vereyim. Devletimiz robot savaşçılar ve hipersonik füzeler üzerinde de çalışıyor ve bu alanda da çok büyük mesafe almış durumdayız. Göreceksiniz, çok yakında bunlarla ilgili de büyük sürprizler gelecek. Sizlere hep diyorum ya arkadaşlar, bizim insanımız devletimizin gücünü ve neler yapabileceğini bilmiyor. İnanın bana, Avrupa ve Amerika bizi bizden çok daha iyi tanıyor. Bizi iyi tanıdıkları için de İslam dünyasında en çok bize saldırıyor, en çok bize zarar vermeye çalışıyorlar. Büyük resmi görün arkadaşlar, Türkiye yazılım konusunda inanılmaz işler çıkartıyor. Bizim şu an sahip olduğumuz teknolojiye Avrupa'da güçlü bildiğiniz devletler sahip değil. Hatırlayın, Fransız savaş gemisini bizim İHA'lar Ege Denizi'nde elektronik harp yaparak nasıl kilitledi ve gemiyi nasıl çaresiz bıraktı. Hatırlayın arkadaşlar, daha geçen ay sürü İHA'larımız olan kargolar Libya'da dünyanın ilk otonom saldırısını yapıp Hafter hedeflerini yok ettiler. Sürü kargolarımız hedeflerini tamamen kendi seçti. Aynı anda aynı hedefe yönlendi ve yok etti. Birleşmiş Milletler bile bu haberi dünyaya duyurmak zorunda kaldı. İşte bu çok büyük teknoloji demek. İşte bu Türkiye'nin gücü demek. Gelecek bizim dostlarım. Hiç endişeniz olmasın. Hatırlar mısınız? Mete Yarar bir programda ne demişti?
Ben devletimizin ürettiği silahların onda birini biliyorum zannederdim. Oysa bana öyle şeylerden bahsettiler, öyle projeler gösterdiler ki yüzde birini bile bilmiyormuşum. Tüm bu gurur tablosu sonunda nereye çıkıyor biliyor musunuz? Siyasi iradeye. Eğer ki savunma sanayinizin arkasında siyasi irade yoksa bunları yapmanız mümkün değildir. Burada Başkan Erdoğan'ın hakkını teslim etmemiz gerekmiyor mu? Bu devlete bunları kazandırdığı için onun yanında sonuna kadar durmamız gerekmiyor mu? Bir düşünün arkadaşlar, Erdoğan'ın yerine devletin başında Kılıçdaroğlu olsaydı acaba bunların yüzde birini bile yapabilir miydik? Hadi onu geçtim, savunma sanayimiz diye bir kavramdan bahsedebilir miydik? Kalın sağlıcakla dostlarım, Allah'a emanet olun.